Sevgili öğrencilerim, 5. sınıflar 1. ünite konularıyla ilgili oyun kartları şeklinde sorular hazırlayarak ders bitiminden sonra öğrencilerimizle beraber gruplar oluşturarak hızlı bir şekilde sorular çözdük ve yarışmalar yaptık. Ben de burada bu soruları hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Tabii sizler de benimle beraber hem tekrar edebilirsiniz hem de benden önce cevap verebilirsiniz. Sizler de bu şekilde soru kartları oluşturarak sınıfta arkadaşlarınızla oyun oynayabilir, eğlenceli ve eğitici vakitler geçirebilirsiniz. 5. sınıfların 1. ünitesi birey ve toplumla başlayalım. Evet, ilk kartımı çıkartıyorum. Diyor ki, dünyada savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi durumlardan en fazla kimler etkilenir? Evet, cevap çocuklar olacak. Bir diğer sorumuz. Grup en az kaç kişiden oluşur? Cevap 2 kişiden oluşur. Bir diğer sorumuz. Bir arada bulunan ve belli bir amacı olmayan insanlara ne denir? Topluluk ya da kalabalık olur. Bir diğer sorumuz. Bireylerin üstlendikleri görevlerini yerine getirmeye ne denir? Cevap sorumluluk olacak. Bir diğer sorumuz. Başkalarına zarar vermeden istediğimiz her şeyi yapmaya ne denir? Başkalarına zarar vermeden istediğimiz her şeyi yapmaya özgürlük denir. Bir diğer sorumuz. Bireye başkaları veya devlet tarafından verilen görev ve yetkiye ne denir? Cevap hak olacak. Bir diğer sorumuz. Bir şikayetimizi bildirmek için yazdığımız kısa ve öz mektuba ne denilmektedir? Evet, cevap dilekçe olacak. Bir diğer sorumuz. Hastalandığımızda kullandığımız hakkımız nedir? Sağlık olacak. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ülkemiz hangi yıl kabul etmiştir? Cevap 1990. Bir diğer sorumuz. Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler tarafından hangi yıl kabul edilmiştir? 1989. Evet. Banka sırasında beklerken veya otobüs durağında sırada beklerken geç gelenlerin bizim önümüze geçmeleri halinde yaşadığımız durum nedir? Cevap haksızlık. Odamızı toplamak, sofrayı toplayan annemize yardım etmek bizim bir nokta nokta neyimiz olabilir? Cevap sorumluluğumuz. Tırnaklarımızı kesmek, dişlerimizi fırçalamak kendimize karşı olan bir nokta nokta sorumluluğumuzdur. Evet, diğer bir soru geliyor. Okula gitmek hangi hakkımızdır? Cevap, eğitim hakkımız. Eminim çoğunu hemen bildiniz. Uluslararası çocuk haklarını korumaya yönelik kabul edilen sözleşmenin adı nedir? Cevap, Çocuk Hakları Sözleşmesi. Aile, akraba, okulda, takımda yer aldığımız topluluğa ne denilmektedir? Cevap grup.
grup içerisinde bireylerin göstermiş olduğu davranışlara ne denir? Cevap, rol. İlgili bir kuruma verdiğimiz dilekçemize en fazla kaç gün içerisinde cevap verilmek zorundadır? En fazla kaç gün içinde cevap verilmek zorundadır? Cevap, 1 ay ya da 30 gün. Resmi kurumlara tüm dilek ve şikayetlerimizi ne yazarak ararız? Cevap, dilekçe. Cümleyi tamamla diyor. Bir olayın birçok nedeni olduğu gibi birçok cevap sonucu olabilir. Bir olayın birçok nedeni varsa birçok da sonucu meydana gelebilir. Neyin bulunmasıyla uzak yerlere yolculuklar yapıldı, yeni kıtalar keşfedildi, yeni bitki ve hayvan türleri öğrenildi? Cevap, pusula. İçinde yer aldığımız ilk ve en önemli gruptur. İçinde yer aldığımız ilk ve en önemli gruptur. Cevap, aile. Dengeli ve sağlıklı beslenmemizi sağlamak ilk önce kimin görevidir? Cevap, ailemiz. Geliyor. Olmazsa olmaz veya en temel hakkımız nedir desek? Cevap, yaşama hakkı. UNICEF ne için kurulmuştur? Çocuk haklarını korumak için. Evet, bir diğer sorumuz geliyor. Bireylerin üstlendikleri görevlerini yerine getirmeme durumuna ne denir? Bireylerin üstlendikleri görevlerini yerine getirmeme durumuna ne denir? Cevap, sorumsuzluk. Bir diğer sorumuz geldi. Yayalar için yeşil ışık yanarken araçların geçmeye devam etmesi nedeniyle yayaların yaşadığı bu duruma kısaca ne denir? Evet, yayaların yaşadığı kısaca bu duruma ne denir? Cevap, haksızlık. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun adı nedir? Cevap, UNICEF.